Enstitünün ikinci sınıfındaydım. Müdür hanım, çocuklar kitaplarınızı sıraya koyun dedi. Size çok hayırlı bir haberim var dedi. Müdür hanım dedi ki çocuklar Atatürk geldi, kapıdan içeri girdi. Arkadaşlarıyla beraber sizin sınıfınıza girecek dedi. Bu bizim için büyük bir şanstı. Ondan sonra neyse biz oturuyoruz tabii. Bekliyoruz. Oo, bir gürültü, bir uğultu. Koridorumuz uzun. Bilmem gördünüz mü? Oradan kalabalık Ankara'dan gelmiş. Bekliyoruz. Tam kapıya geldi Atatürk. Bir sürür diye ayağa kalktık. Şöyle yaptı. Oturun, geleceğin kültürlü anneleri. Cümleye bakın. Ve biz oturduk tabii. İçeri girdi. Geldi. Ben en ön sırada oturuyordum ve en baştaydım. Bu yanımda durdu. Bu fotoğraf o zaman çekildi. Özledikçe resme bakıyorum. Nur yüzlü bir insan, mütevazı bir insan, hoş görüşlü, hoş konuşan bir insan. Yani can mı can bir insan. Unutulacak bir insan değil. Ben hiç unutamıyorum. Her gün bakarım ona, her gün hatırlarım, her gün rahmet yollarım. Ve Atatürk'ü gördüğünüzde ne Ama hissettiniz? bir heyecanlandım, ter döktüm. Boynu terledim heyecandan. Nur yüzlü bir insan yanıma geldi, bana dokundu. Bu kimin nasibi olur? Hiç kimseye nasip olmaz. O günkü heyecanı hiç unutamıyorum. Öyle. Sizin fotoğrafınız Türkiye'deki ders kitaplarında kullanıldı. Ya Birçok hangi kitap? öğrenci bu fotoğrafı gördü. Belki de sizin yerinizde olmak istedi. Buradan öğrencilere bir şey demek ister misiniz? Buradan öğrencilerin söyleyecek şu sözüm var. Okusunlar, adam olsunlar, vatana faydalı o işler yapsınlar. Kötü yola sapmasınlar. Annelerini, babalarını dinlesinler. Bu yaşlılık yani yaşanacak devir değil. Dur bir dakika. Onu bir torbaya koyup ağzını bağlayıp denize atacak. Anca böyle rahat ederim. Evet. Anne bir kalk anne. Anne, ayakta bir çekil şöyle. Ver elini bana. On dört. Enstitünün ikinci sınıfındaydım. Babaannenin ya bu durumda işte ne hissettiğini. Sosyal medyadaki yorum işini ben... canım benim canım. Sen nasılsın, iyi misin? Ben? İyi misin? İyiyim. Tamam. Sizi görünce iyileşiyorum. İyi bari. Allah size de kolaylıklar versin. Babaannenizin Atatürk ile olan fotoğrafını gördüğünde ne hissediyorsun? Babaannemin yeri çok ayrıdır bizim için. Hem abim hem benim için. Babaannem yaşayan bir kültür mirası gibidir gerçekten. Anılarını hep bize anlatır. Atatürk'le olan anısı da yani gerçekten muhteşem. Kendi ağzından dinlemek, onu canlı canlı görmek gerçekten herkese nasip olan bir şey değildir. Bu bağlamda çok şanslı olduğumuzu hissediyoruz. Onu çok seviyorum. Bu fotoğrafı başka yerde gördüğün zaman herhangi bir kitapta falan anlattığın oluyor mu? Tabii canım. İnanmayan oluyor mu sana? Yani inanmayan gerçekten oluyor.